Sevgili seyirciler Adana Demirspor Trabzonspor maçının ilk yarısında e, Rodriguez ve Bakasetas'ın karşılıklı golleri var. var. E, takımlar soyunma odasına bir birlik beraberlikle gittiler. Rodríguez e, serbest vuruştan e, golü kaydetmişti. Adana Demir Spor'u öne geçiren gol 10. dakikada. Bakasetas da 36. dakikada penaltı vuruşundan skora dengeyi getirdi. İki duran top ilk yarının skorunu belirledi hocam. E, Trabzonspor topa daha fazla sahip olan Adana Demirspor'da geçiş oyunları ile etkili olmaya çalışan bir görüntüde. aslına bakılırsa Adana Demirspor'un forvetsiz çıkması acaba ne yapıyorlar, neyi deniyorlar falan dedirtmişti bize ama yani Trabzonspor da Ferencvaros maçının izlerini net şekilde gösteriyor. geçen sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor yok. Katılır mısınız? Ona katılırım da şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim hocam. Biz ilk maçta yani Beşiktaş, Beşiktaş maçında evet. haftayım da program yapacaktık. Evet. Fakat benim evim Taksim'de. Ben Beşiktaş maçları olduğu zaman evi 7-8 saat evvel terk ediyorum. Ama bugün işim vardı evde terk edemedim. Benim evden çıkıp şirketin arabasıyla şirkete geldiğim herhalde 2 saat falan sürdü hocam. İnanılır, Sırdı gibi, hocam. Değil. İnanılır gibi değil. Benim için ben 25. dakikasında falan geldim. 30 Çeriye girdim. 25-30'da geldim. Uzatmayla falan. Yani İstanbul'da maalesef bu Beşiktaş maçı olduğu zaman tünelin biri kapanıyor. Biri kapanıyor. Trafik inanılır gibi değil hocam. Yani resmen işkence çekiyoruz. Orada oturanlar resmen işkence Ya Ya evi terk edeceksin. Hele bugün okulların da ilk günü. Yani Orada maç olduğu zaman ne yapılır, ne edilir? Ne yapılır? Bir gözden geçirilmesi lazım hocam. Yani Tabii. bu olacak şey değil ya. Yani bu. Zaten pozisyonları falan baştan gösterdik burada oturduk tek evet. tek. Evet yani olacak şey değil. Nasıl bir iş bunda bir çözüm bulurlar mı? Bulamazlar mı? Tünelin biri kapalı oluyor. Beş kişi evet. çıkan tünelin ama olacak şeydi değil. Ya maç var diye felç oluyor. Ben evden 7-8 saat evvel çıkmam lazım. Yani terk etmem lazım. Buraya yetişmem için. Evet, e hocam. bugün terk edemedim. Nasıl olacak? Evet, Neyse. Yahu Karaköy. Bak düşün evden çıktık şeye girdim Harbiye tarafına olmadı döndüm Karaköy tarafına girdim Eyüp'e geçtim yani neredeyse Gere'de Kızılcaman falan gelecektim öyle hocam, hocam geldim. öyle geldim ne yapayım yani öyle geldiğimiz yolu tarif ediyorum. Neyse şimdi ilk maçı nasıl olsa anlatacağız. Konuşacağız, var orada, orada, konuşacağız orada da tartışılacak orada. pozisyonlar var, orada. var burada da var bu akşam var. bayağı iş var hocam. Şimdi iki tane duran toptan gol atıldı bugün şimdi. Ama biri şey 35 metreden biri 12 metreden. Hocam <laughs> ya 11 metreden. Yani nasıl bir frikik golü inanılır gibi değil yani. Barajda, üst dış baraj baraj var mı yok mu belli hocam, fark e, etmez yani, yani, Baraj da olsa olmasa da üst dış vurdu. Top bir müddet gittikten sonra döndü. Evet. Top havada bir müddet gittikten sonra son sonra doğru o, döndü. Sakatlan doğru Rodriguez çıktı. Evet, ondan da sonra da herhalde sert ki şey yaptı. arka Adel'e attı. Üst Adel'in arka tarafı attı ve oyundan çıktı. Şimdi şöyle söyleyelim. Trabzonspor takımı hocam ezberlemiş topun oynuyor. Yani ben teknik adam olsam Trabzonspor'u çok rahat engellerim, kelepçe vururum. Şimdi Trabzonspor takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Şunu bir daha tekrar edeyim. Trabzon'daki maçı seyrediyorum. Yabancı birisi olsam şunu derdim. Ya Trabzon'a beraber yani bu takıma beraberlik yetiyor herhalde. Trabzon'un galip gelmesi gereken maçta Trabzon ortada an, top çeviriyor. Altada, evet evet top çeviren filan bir takım. Ve hala aynı oynuyorlar. Sen bu kadar para yatırıyorsun. Sen bu kadar yatırım yapıyorsun. Ben Trabzonspor maçını seyrederken keyif almalıyım. Trabzonspor maçını seyrederken zorlanıyorum. Mesela Adana Demirspor bu şu anda 45 dakikada Trabzon'a göre daha renkli top oynadı. Araya toplar sokuyor. Defar atıyorlar. Ne, ne yapıyorlar? Trabzon topu alıyor. Yan top, yan top, yan top. Arası birisi. İşte bir penaltı pozisyonu. Onda da bir kontra top atıldı. Yani doğru bir kontra topla rakip penaltı yaptı. Yani bak bir tane risk aldılar attılar topu. Ya atın. Yani Bakasetas bir şeyler yapmak istiyor. Çocuk alıyor veriyor koşuyor filan. Onun haricinde bilmiyorum abi. Yani bu kadar yatırıma bu kadar paraya Trabzonspor takımının bu futbolu iyi değil. Çok net Hocam, söyleyeyim. Ben İlk 45 bu dakikada. Bu hatta foto da yazdım. Bazen bir oyuncu çok oyuncu oluyor diye yani vakeme etkisini o ya da etkisizliğini çok hissediyor Trabzonspor ya çok ben enteresan. Onu, ben onu kabul etmiyorum hocam. Bakame ile değil. Bakame de oyunu şey yavaşlatıyordu. Yavaşlatıyordu ama hocam, hocam hep skora katkı yapıyordu. Ya, tamam da yani Asiste atıyordu, ya da skorla Ama yani o da ağır gidiyordu. O da ağırdı. E zaten ya, öyle ama ya. Trabzon takımı. Ama işte, hızlı oynamadı. Yok öyle ya. futbol kalmadı yani hocam. Ya da Fenerbahçe hocam, gibi Öyle değil. futbol kalmadı. Ya o artık taş devri hocam. Kalmadı öyle futbol. Araya gireceksin, çabuk oynayacaksın. Rakibi zorlayacaksın. Ters yöne çevireceksin. Araya toplar atacaksın hocam. Araya toplar atmadığın müddetçe seyirciye keyif veremez. Yan top, yan top, yan top, yan top. Bir tane atarsam. Yan top, yan i̇şte top, top, yan Galata top. Dün Galatasaray maçında nasıl attı araya? Kaç tane oldu dün Galatasaray maçında? Yani Galatasaray takımını seyrederken e bir yaptı, her an bir, şey yapacak, Kerem oradan, her bir şey yapacak zannediyorsun, her an bir şey yapacak zannediyorsun. Ben şimdi Trabzon maçını seyrederken kusura bakmasınlar abi keyif almıyorum. Ya ağır 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 e ama sen artık Abdullah Abici yani bir şey yap değiştir bir şey yap. Böyle böyle gidersen yani arkada kalırsın ve bu sen arkada kalırsan biraz zor gidersin çünkü rakiplerin Hocam çok Başak, fazla. Ben şimdi ya. bir Başakşehir maçı seyrettim, ee, Beşiktaş. şey Beşiktaş maçı. E Çok keyif aldım maçtan yani maç 1-0 bitti ama yani çok pozisyon da yoktu ama çok pozisyon vermeyecek şekilde iki takım da enteresan işler yaptılar evet. teknik olarak evet. taktik olarak ben keyif aldım o maçtan ama Başakşehir takımına baktım bir beyinden düşünüyor bir beyinden Beşiktaş'ta o bir beyin yok mesela Trabzon'da o yok ama Başakşehir'de var Başakşehir ilk defa bu kadar izleyebildiğim dikkatli Başakşehir çok zor takım evet. bunların çoğunu götürür sana söyleyeyim. Yani fark ediliyor Başakşehir'in farklılığı. İşte o kadar takımı seyrediyorum, Başakşehir farklı top oynuyor. Ama adam Avrupa'da da öyle oynuyor. Doğru. Ötekiler de hani diş kaka gidiyorlar. E şimdi bana bunun taktik 4-2-4, 4-3-3. Bana ne abi senin 4-2-4'den 4-3-3. Her takım için söylüyorum. Sen bana keyif ver. Bugün işte Valerian İsmail atıldı. Olacak iş mi abi? Sen teknik adamsın. Niye atılıyorsun ya? Sen kal sağda arkadaş. Sen atılırsan yarın seni kulüp atar. Sen sahaya bak senin takımın. Bugün Başakşehir'i çözemedi. Başakşehir seni çözmüş. Şimdi Başakşehir'i de konuşalım. Hani daha iyi burada. Başakşehir seni çözmüş. Ne yaptı? Senin taktiğini, adamların hepsini çözmüş. Seni çukura soktu. Çukur'da oynadı, oynadı, oynadı. Aralardan çıktı, çıktı gitti. Bak mesela 3-0 falan olurdu. Ve yani. 30 metrede. Evet. Sen hiç gidiyor, Başakşehir Başakşehir'e en arkada en geride oyuncusunu gördüm ben görmedim. Hepsi kameranın içindeydi. Hepsi ekranda görüyordu. Bütün Başakşehir'i 90 dakika ekranda gördüm. E o zaman da başarılı olur ha bu takım. Çünkü bak bakıyorum sağdan soldan. Ulan oraya atsa adam var. Buraya atsa adam var. Arka taraf çok iyi kapanıyor. Pas yaptırmıyorlar. Sonra topu ayağına aldıkları zaman boş top kullanmıyorlar. Dandiye topa vurmuyorlar. Mesela Beşiktaş önde baskı yapıyor. Baskı yaptığı zaman ayağa pasla çıktığı için bu sefer yoruldular oldu? Beşiktaş iç sahada, Beşiktaş şimdi Trabzon nasıl olsa konuşacağız. Beşiktaş iç sahada pres yapıp kendi enerjisini hucunda kullanıyordu. Pres yaptığı zaman basıp alıp basıyordu, basıyordu. Hani güreşte esesine basarsın ya adamın, adamı yorar. Ama yapamadı. Niye? Başakşehir daha, daha çıkmıyor. 2 3 top yaptığı zaman evet. bu sefer baktın ki şey pahalı. Bu sefer arka tarafa yardıma gitti. E, yardıma gidince hücum gücü zayıfladı. Yani rakip seni kendi silahından vurdu. Başka takımlara da kopya verdi. Şimdi Trabzon'a bakıyorum. E, Trabzon da beni yoruyor oynatırken. Yani ağır oynuyorlar arkadaş. Yani eski filmler gibi böyle ağır ağır. Bizim zamanımızın futbolu mesela ağırdı. İşte o hızda. Şimdi zaman, Bizce, Önemli kayıp Bizce'nin olmaması. Hocam başka iyi. O da ritmi Şimdi, tamam da ölçüydü. o yok diye yani Trabzon o, tabii Tabii ki tabii oynadı. ki onu demiyorum tabii ki. Vizka olduğu zaman da yavaş oynuyordu Trabzon. Kapanıyordu, gol yemiyordu. Bir pozisyon, iki pozisyon atıyordu bitiriyordu. Ama artık yok bu sene öyle değil. Bu sene rakibi çok fazla. Yani şampiyonluk rakibi çok fazla abi. Öyle. Yani 5-6 takım baksana. Başakşehir hala gollemedi. Konya gollemedi. Tabii. Nasıl Zaten mi? birinci, ikinci işte ya sıralamada. hafta. Düşün. Ki Başakşehir'in bir, bir maça eksik 13 puan. Evet. Yani onun için bu sene bilmiyorum. Abdullah abicinin biraz takımı değiştirmesi lazım. Oyun şeklini değiştirmesi lazım. Oyun anlayışını değiştirmesi lazım. Abdullah abicinin biraz kendisini yenilemesi lazım. Çok net söylüyor. Yani eski top oynatıyor. Geçen sene oldu götürdüler. Tamam. Arada fark da vardı. Filan filan filan. Hak ettiler. Ama yok bu sene bu tarzda gitmez. Mesela Emre Belözoğlu, mesela bu arada ilk maç için e, hani Beşiktaş'ın çok ciddi bir pas organizasyonu yok. Onlar hep ikinci şanslarla baskı yapıp sonuç evet. üretmeye çalışıyorlar. Biz mesela onlara çözüm ürettik. Ona çalıştık. Evet. Biz daha iyi top yapsaydık daha rahat maç olurdu evet. bizim için falan dedi. Evet. Bir sıfırın üzerine Beşiktaş yani ailecek gitmeye kalktı. Ben Başakşehir o ailecek gitmeye kalktığında bir iki gol kıstırır diyordum ama olmadı. Çıkmadı. Çıkmadılar. Şimdi burada tabii daldan dala bir o maça bir mumuğa atlıyoruz ama Adana Demirspor takımında da e, işte Balotelli gitti. Bugün kenarda e, hem Bolonga kenarda e, Artem Zubay da daha Hani tam olarak fizik olarak hazır olmadığı için onu da kenarda tutuyor. Yani ofansif silahları da var. Akintola gibi, e, Asan Balonga gibi, Zuba gibi. Sonradan onları da büyük ihtimalle skoru hani belli bir noktada tutarsa oyuna dahil edebilir. Trabzonspor'da da Hamşik mesela geçen maçta da Avrupa maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Hamşik'in de mesela olmaması oyun aklını çok etkiliyor Trabzonspor. Hocam tamam da yani Büyük ihtimalle de herhalde başlar. Şu anda göremiyorum devre arası. Hamsik gibi oyuncu ama bu oyuncu yaşlı oyuncu. Yani bunun alternatifini düşük de olsa halledeceksin. Evet. Düşük de olsa bir başka oyuncuyla da halledeceksin. İşte, bu, tabii. bu kadar transfer evet. yapıyorsun. Yani yok. Sağından solundan bakıyorum yok. İşte bugün hem Yeni Transferler hem um, e, Maxi Gomez hem Umut Bozok oyundaydı. Çok fazla şans bulamadılar ama. İyi ki de enteresan pozisyon var. Onlara da bakmak lazım bu arada. Bakalım. Onlara bakmak lazım. Ee, yani. Hem Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hem Adana Demirspor Trabzonspor maçı. Yani bunlar tabii üst düzey zorluk derecesi Adana olan Demir maçlar. Bir penaltı istediği pozisyon var bakacağız ona. Öyle mi? Evet, baya bayağı bir itiraz ettiler. Bayağı bir durdu oyun. Hakem yukarı ile konuştu, devam ettirdi. Bir tane de şu sonda bir Trabzonspor'un vardı hocam. Umut Bozoğun içinde olduğu. Sen tam o sırada geliyordun. E, yani onu ee, bir de o var. Bir de ona o, da bakalım. On vardı oyunun başında. Hı. Onu ben o Bayağı bir tartışmalı pozisyondu. Onu göremedim. Hakem dinledi yukarısı baktı. Herhalde yukarısı devam dedi ki hakem devam ettirdi pozisyonu. Bakalım hocam hepsine tek tek. Enteresan pozisyon. Biraz mesai fazla bu akşam. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> i̇ki, iki her iki her de bakacağız. Hem ee, Beşiktaş Başakşehir hem de e, Adana Demirspor Trabzonspor maçlarına e, tek tek pozisyonları e, analiz edeceğiz, değerlendireceğiz. Sözü önce skorboarda bırakalım. Adana Demirspor Trabzonspor maçının ikinci yarısını takip edelim. Ardından 90 artı 1 ve takım oyunu var. A Spor'dan ayrılmayın efendim.